Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileynâ turca'ûn. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَ Şehzade Orhan'a ulaştır. Bunu da Saruhan'da Şehzade Mehmet'e gönder. Sultanımızın hakkın rahmetiyle uçmağa vardığını söyleyip ibedilikle payitahta çağırsınlar. Haydi. Bakalım İkbal kuşu kimin omuzuna konacak? Orhan'ın mı, Mehmet'in mi? Hünkârımızın göçtüğünün haberidir. Uçlara, Serhat boylarına gönder. Ay Süley Paşa'm. İshak. Az evvel haberini aldım. Orhan'ı anlarım da Mehmet'e niye ulak çıkarttın paşam? Tamirler böyle. Usul gelenek. Neyse o. Neyse o. Kederin aklını başından mı aldı paşam? Biz Mehmet'i tahtından indirdik tahtından. Şimdi başımıza sultan olarak gelirse mazinin hesabını ilk kimden sorar dersin? Orhan nerede? İshak. Peki ya Mehmet, o nerede? Şimdi payitahtın başında kim var? Hünkârsız kalmış bir devletin dümeni kimin elinde? Çandarlı Halil'in. Ne Mehmet ne Orhan. Osmanlı'nın bekası atamdan bana mirastır. Ya Mehmet gelince? Seni öldürmeye kalkarsın. Kolay mı o işler? Çandarlı Halil Paşa'nın ölüm fermanını yalnızca Allah verir. Geçinden versin paşam. Bu devleti ne kafirin oyuncağı olmuş bir şehzadeye, ne de hülyalarının peşinde devleti uçuruma götürecek bir devrik sultanı bırakır. Ama paşam. Uzun etme. Bu devlet töreyle kuruldu, töreyle yaşar, töreyle ölür. Ne töresi, ne geleni. Paşam işin ucunda kelleden olmak var. Bizim kellemiz devletin istikbalinden daha mı önemlidir İshak?
Akbörk. Dedem Kara Halil Paşa Hüdavendigâr buyruğuyla bu ocağı kurarken bir akbörk giysinler demiş. Bu börkün üstüne de bir turna tüyü koymuş. Neden bildin mi kurtçağı? Bilirim paşa. Bilirdin ama unutmuşum. Turna kuşu yılan avını severdi ondan. Yeniçeri evbaşu kallaşın korkulu rüyası olsun diye devleti, devletin menfaatini savunsun diye öyle olmuş. Murat Han'ın naaşı taca dururken isyan sırası mıdır kurtçu? Biz de devletin menfaatine öte durmadık paşa. Lakin Mehmet gelirse... Bırak şimdi Mehmet'i. Şunu söyle. İlk çerinin başına ilk börkü hünkâr Hacı Bektaş Bismillah'la koyduğunda ettiği duayı bildin mi? Bildim paşa. Bunu da unutmuşum. Türkmence bir dua söylemiş. Kısa ama bana sorarsan külliyat ebanında bir söz. Başından baksan uçsuz bucaksız vaha, sonundan baksan dipsiz derin bir umman. Buyurmuş ki hünkâr Hacı Bektaş Veli, önden songun gürgele. Efradını, cami, ayarını, mani anlatayım da sen de anla. Sonunuz önünüzden hayırlı olsun. Biz de bunu düşündük paşa. Mehmet gelip tahtına kurulursa o vakit hiçbirimiz için hayırlı olmaz. Orhan Sultan olsa başka maraz, Mehmet Sultan olsa başka azap. Ben bunları düşünmez, beyhude bir maceraya atılırım mı sanırsın? Orhan'ı Mehmet'e hesap etmediğimi mi düşünürsün? Nasıl olacak o vakit? Orhan değil, Mehmet değil. Koltuğunun altında Ahmet Kozu bulunan Ekabir'in canı emindedir kurtçu. Rahatsızlık verdik diye gönül koymadınız değil mi paşam? Estağfurullah sultanım. Siz ne derseniz başımız gözümüz üzeridir. İkrarım bir sultanın emri değil. Endişeli bir annenin feryadıdır paşa. Hem benim oğlum babasını yitirdi. Daha babası toprağa konmadan başı düşer diye korkarım. Sultanım, deyin bana. Benden emriniz nedir aşikar edin. Mehmet'in yaptıkları Çeri katiyen arkasında durmaz. Orhan ise üzerine Bizans gölgesi düşmüş. Hiç kimse sultandan saymaz. Sanki vekili mutlak, naib-i azamsın. Bu devletin gören gözü, duyan kulağı sensin. Lalalık hakkın var. Ahmet'imde de emeğin çok. Ahmet'imi tahta geçir Çandarlı. Sultanım, şehzademiz cülüs etse bile orada tutulması güçtür. Henüz toydur. Ne Mehmet'e ne de Orhan'a karşı tahtını koruyabilir. Göz göre göre. Oğlum ölüme mi gidiyor yani? Medet Çandarlı. Kurtar oğlumu kor ateşlerden. Senin aman verdiğin
Beladan azad olur. Haşa sultanım. Şehzademizin canına bize bal gelmeyecek. Metin olun. Bunun teminatı benim. Ben var olduğum müddetçe ona kimse ilişemez. Nasıl? Bir hesabım var ama biraz tehlikeli. Ancak o vakit şehzademiz kurtulur. Şimdi söyleyin bana. Bu uğurda ödeyeceğiniz bedele hazır mısınız? Çuvaldız var. Ver bana. Ne? Çuvaldız dedim İshak. Deri kalın çıktı. Şu sedefli kutunun içinde. Mehmet derim, Mehmet. Vali beyleri gönderip Orhan'ı püskürtmüş. Gayrı payitahta gelmesinin önünde hiçbir engel yok. Ne yapsak, ne etsek hep bizden önde gider. Tazıyla tavşana döndük desene. Efendim? Tazı diyorum. Tavşanı kovalar ama hiç yakalayamazmış. Bir gün tazı uzaktan tavşana seslenmiş. Ey tavşan kardeş! Benim bacaklarım uzun, senin bacakların kısa. Ben seni niye yakalayamam? Tavşan ünlemiş. Sen başkaları için koşarsın, ben kendim için koşarım demiş. Anlamadım paşam. Demem o ki. Biz sultan için koştuk, bundan gayrı kendimiz için koşacağız. Hele bir sen Şehzade Ahmet'i kaçır, sakla. Mehmet tahta çıksa bile ip elimizde olacak. Bunu derim.
İskender'le. Benim babama götür. Emri ferman sultanımızdır. Atmaca. Atmaca. Gel Halil Paşa'm, gel. Hasbihal edelim seninle birazcık. Senin ne işin var burada? Misafiri pusatla karşılamak Çandarlı töresi midir? Bir Adem bu vakitte benim konağıma girerse eceline susamış demektir. Şehabettin. Ya. Amasya elması. Sert. Sulu. Misket. Bildin. Sen seversin. Sana getirdim. Ama ben elmayı soymadan kabuğuyla yerim. Sana burada ne işin var dedim. Sultan Mehmet Han'ın buyruğuyla geldim. Bizimle geliyorsun Halil Paşa. Alın. Durun. Durun.
Durun Şahabettin, bari üstümü giyin. Götürün paşamızı. Ya var. Gel. Sabık Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'yı getirdiler hünkârım. Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek. Şimdi de bana Çandarlı. Sen yılan mısın? Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek. Şimdi de bana Çandarlı. Sen yılan mısın? Vezir-i Azam. Ne ettim sen? Devletim için ettim. Mühim olan devletin tepesine çıkmak değil, tepede kalabilmek. Unutma Çandarlı, tırmanışı hileyle olanın düşüşü de yaman olur. Şimdi yükseklerde nasıl yer tuttuğunu bize Halime Hatun anlatacak. Halime Hatun. Anlat. Halil Paşa'nın konağına neden vardı?
Affedin beni sultanım. Ne yaptıysam oğlunu düşünen bir annenin telaşesiyle, onu da kaybetmenin korkusuyla yaptım. Çandarlı sana ne dedi? Halil Paşa beni dinledi. Ve endişeme hak verdi. Evvela bir abi. Sonra bir devletme gibi konuştu. Bir yere gitmemem gerektiğini, Şehzade Ahmet'le beraber sarayda kalmamın daha münasip olduğunu söyledi. Kederle darmadağın olan dimağım yol yordam gösterdi. Bana töremizi hatırlattı. Hem teskin etti. Siz tahta oturana kadar emniyette olmamızı sağladı. Sabık Vezir-i Azam Çandarlı Paşa. Babam sana neden bu kadar itimat edermiş, daha iyi anladım. Sultansız sarayda elinde onca imkan var iken ikilik çıkarmadın, töre güttün. Hem Orhan'a hem de bana ulak gönderdin. Devlet senin gibi töre bilen vüzerasıyla yaşar paşa. Töre gittiğim için mi beni hanemden bu vakitte getirdiniz? Hem de bu halde. Unutmayasın diye Çandarlı. Töre de bilsen, akil de olsam, ömrünün iki dudağımın arasında talim ettiğini unutmayasın diye. Şimdi git iyice dinlen. Yarın divanda seni de huzurumda görmek dilerim. Ferman Şevketli Sultanımızındır. Kelleyi kurtarmış. Ama kibri de kırılmış. Belli. Sultanımızın o kimin kudretli olduğunu göstermiş.
Yoksa böyle boynu bükük gider mi hiç? Halim Hatun neden çıkmadı acaba? Böyle gömmeye alışık değiliz. Bu ne hal? Paşam iyi misin? Şey değilim Işak. Şey değilim. Oh, paşam. Oh, hadi gel içeri geçelim. Hadi. At bacağı. Paşam. Beni rezil rüsva etti Isak. Dedim size paşam. Dedim de anlamadınız. Zanus, Şahabettin rahat durmaz. İşler bu Mehmet'i dedim, dinlemediniz. İmdi haline bak. Lakin Halime Hatun da töreli kadınmış. Başımız omzumuzun üzerinde hala duruyorsa sayesindedir. Şimdi ben çök dedim dışarı ki Isak. Yarın veziri azam seçilecek paşam. Oturma vakti değil, doğru. Çök dışarı dedim Isak. Atmaca, sen de hemen bir Çerkes tavuğu kes. Erlik töresidir, savaştan önce Çerkes tavuğu yenir. Kes ki yiyelim, yarın pek duralım. Anlamadım paşam. Ne savaşı? Divanı Humayun savaşı. Ya devşirmeler kazanır ayaklara yol oluruz. Ya biz kazanır Edirne'ye dağ oluruz. Kes. Yiyelim. Sultan-ı Güzat, Padişah-ı Alem Dera, El Mücahid'in Sultan Mehmet Han Hazretleri.
ve rahim olan Allah'ın adıyla divanımı küşad ederim. Şüphesiz mahbubu bilhak yalnız Allah'tır. Allahümme ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Amin. 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 Babamın müzerası neden benden öte dururlar? Yoksa beni tecariplerinden bırakma etmek isterler. Vezirlerim, bildiğiniz üzere devlet-i âliye 4 mühürle idare olunur. Bu mühürlerden biri hasada başında, biri baş hatunda, biri sultanda. En önemli mühür olan mührü Himayun ise Vezir-i Azam'da bulunur. Kanunu kadim gereği devletimizin selamet ve selahiyeti için evvel sadrazamı tayin etmek gerek. Zira kullarımın huzur ve terakkileri makbulümdür. Şimdi bilesiniz ki bizde sadrazamlık vazifesi göğsü geniş olana verilir. Yani sır tutmasını bilen, siyaset ve fazilette mahir, devlet aklı olana tevdi edilir. Bundan ötürü bu vazifeye layık olanlara sadr-ı azam, yani sadr-ı büyük olan deriz. Mührü de ona veririz. Devletin başı olan hünkâr ve sultan bi'avnihi teâlâ sadrazamla görür, sadrazamla duyar, sadrazamla hüküm verir. Devleti âliyeyi ayakta tutan şey, şeriat-ı garraya olan bir hakkın tazim ve muhabbetidir. Bu ulvi düstur sadrazamla temin ve icra edilir. Hakan-ı Türk'ü zulmü böyle keser, adaleti böyle sağlar. Bundan mütevellit, devleti âliyenin sadrazamı, vekili mutlakı naibi olarak Çandarlı Halil Paşa'yı münasip görüyorum.
Hepiniz başım üstedir. Bir silah kuşatıla. Hayırlı olsun paşam. Devam. Devam. Ocağı destırıyor. Devletimize hayır ve uğur getire. Mühür senindir Çandarlı. Lütfunuzdan mazhar olmak için Çandarlı kulumuz bütün gayretiyle çalışacaktır. Hiç şüphem yok Çandarlı. Gayrı çekilebilirsiniz. Zanos Paşa, bir şey mi diyeceksin? Estağfurullah. Emr-i ferman ulu hünkârımızındır. Sultan Mehmet, cümlemizi şaşırttı paşam. Sen dahi düşünmezdin vezire azam olacağını, hele dün gece ettiklerinden sonra. Lakin yine de mübarek olsun. Sultan Mehmet'in vezire azamı da olsan makamını korudun. Mesele makam değil İshak. Önemli olan onu idare edecek kuvveti elde bulmaktır. Meğer dün gece Sultan Mehmet bana bunu ima etmiş. Makam sendeyse kuvvet bende dedi. Ama asıl dersi bize veren o değildir. Ya kimdir? Koca Murad'ın zevcesi Halime Hatun.
Halime Hatun bizi Sırat Köprüsü'nde tuttu. Dokunsa yuvarlanacaktık ama yine de durduğumuz yer sağlam değildir. Nasıl? Tek ümidimizin Ahmet olduğunu gösterdi. O tahta Şehzade Ahmet'i oturtmaktan başka çaremiz yoktur. İşte o vakit mührümüz kuvvetli olur. İyi de Sultan Mehmet tahtayken bu nasıl olacak? Atmaca. Paşam. Ne? Karaman diyarından Piri Paşa payitahta gelmiş. Size haber yollamış. Münasip görürseniz konağınızda görüşmek diler. Allah Allah. Bayram geçti, seyran geçti. Piri Paşa'nın burada ne işi olacak ki? Ne? Ay 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 ay. Badal başında eğlenmeseydin. Seni de ayağa diktik paşa. Şehirli olduk diye Türkmen töresini unutmadık ya paşa. Oturak halda misafir mi karşılanır? Hoş geldin sen. Seni gördük, şad olduk paşa. Şad eyledin, hoş geldin paşa. Buyur, utancana yaptırdıydım ha. Sen de gelince sofrayı hazır ettirdim. Zahmet buyurmuşsun. Buyur şöyle. Oh oh, bunca telaşa hiç lüzum yoktu. Yahu olur mu öyle şey? Ne telaşı? Misafir 10 kısmetle gelir. Birini yer, 9'unu bırakır. Bereketinle geldin paşa. Buyur. Buyur. Eyvallah. Var olasın. Sağ olasın, var olasın. Haydi. Afiyetle. Haydi bismillah. Karaman'ın seni sultanımızın cülusuna elçi olarak göndermesi isabet olmuş. Osmanlı dahi sana çok hürmet eder. Koy 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 koy. Keşke öyle olaydı Çandarlı kardeşim. Keşke öyle olaydı. Ya nedir? Mesele elçilik değildir. Mesele Karamanoğlu İbrahim Bey. Yakında Osmanlı'ya savaş açacak. Merak. Ya. Birkaç aklı selim Adem'in bir araya gelip çözeceği mesele bu kadar büyüdü mü? Rüstem'in kellesinin gitmesi, Gülşah Hatun'un Sultan Mehmet'i kurtarması falan derken ateş iyice büyüdü. Sen gibi, ben gibi Türkmen kocaları araya girmezse zebil gibi Müslüman kanı dökülecek. Dur öyle dur. Piri Paşam baştan anlat. Gülşah Hatun ne etmiş, Rüstem'in kellesine ne olmuş? Baştan anlat ki iyice belleyelim. İşin aslı Çandarlı kardeşim. Ne oldu paşam? İnşallah iyi haberlerle geldin. Mehmet Han bizi kabul edecek mi? Piri paşam. Hayır mı şer mi onu bile ayrı düşünürsün ama bence şerdir. Mehmet Han seninle görüşmek istemedi. Nasıl? Niyetimi demedin mi? Piri paşa kardeş kanı dökülmesinden ürker diye söylemedin mi paşam? Dedim. Ama sultanımız hala İbrahim Bey'e kızgın, öfkeli. Bu yüzden gönderdiği elçisini kabul etmek istemedim. Kapısına varsam, bizzat kendim gidip dil döksem. Paşam, bak bütün bunların hiçbirinin kıymeti harbiyesi yoktur. Mehmet Han gençtir. Kanı deli akar. Maazallah sen derdini anlatamadan kelleyi ele verirsin. Ne edeceğiz Çandarlı kardeşim? Yok mu bu işin bir olur?
bir usulü. Paşam, bak sana hürmetim sonsuzdur. Biz seninle aynı medresenin yolunu yıllarca arşınladık. Korkma ki bir an evvel Edirne sınırlarını terk-i diyar eylemezsen kanını dökerler. Eğer böyle bir şey vuku bulur da ben engel olamazsam kahrımdan ölürüm. Bu yüzden sana derim ki gel bir an evvel payitahtı terk et. Paşam, dediğin yerinde ama de bana nasıl olacak bu iş? Ne o İshak? Gayrı bana itimat etmez misin? Haşa paşam, haşa. Sözünü bir kere dinlemedik, onda da kurtçu kellemizi alıyordu. Ya ne öyleyse? Elbet bir bildiğin, gözümün kestiği bir şey vardır da Mehmet payitahttayken Ahmet'i o tahta nasıl oturtacağız, onu anlamam. Bunca gayreti boşa, bunca temaşayı beyhude mi sanırsın? Hangi temaşa? Piri Paşa ile yaptığın temaşayı derim. Allah Allah. Ya paşa, ben ne derim, sen ne dersin? Piri Paşa'nın bu meseleyle ne alakası var? Usta pehlivan alttan güreşirsek. Polat bilekle kavradın mı paşadan? Vurur ha vurur, vurur ha vurur. Bir bakmışsın sırt yerde. El oyunu itişme pehlivan değil, çirkin köçek işidir. Piri'yi ne diye yemledim sanırsın? Anladım. Cenk davulları çalsın diye. De, Mehmet hala sultan yanarken nasıl olacak bu iş? Piri'nin kaftanına çaktığım kıvılcım karamana değin alev olur. Bu alev büyüyecek ki sarayı sarsın. E hadi diyelim oldu. Diyelim ki Mehmet sefere çıktı. Ne? Ahmet'i haremden çıkarmak o kadar kolay mı? Hele hala sultan saraydayken. Ne dedim sana? Hamleyi ayaktan yapacağız dedim. Mehmet'i tutan iki ayak var. Ha. Biri Bahar Hatun, diğeri ise Gülşah Hatun. Mehmet seferdeyken bize Ahmet'i Gülşah Hatun verecek. Gülşah Hatun? Ne diye etsin ki bu işi? Mehmet'in düştüğü karaman tuzağı. Onu oraya çeken Gülşah Hatun'muş. Piri'den işittim. Deme. Ya. Peki nasıl affolmuş? O vakit şehzadeydi, şimdi sultan. O sebepten. Yani dersin ki Gülşah Hatun Mehmet'in gözünden yeniden düşecek ha? İndiharın köşelerinde bitap haldedir. Sonra ne olacak? Halime Hatun'da gördük. Gözden düşenin yolu ayaklarımızın dibidir. Ahmet'imize Gülşah Hatun verecek. Cülus meydanında bana yumruğunu öptüren Mehmet, sana sadrazamlık remzini verdi ha paşam. Belli ki hasımlığı bir bana güder. Sen ne dersin Doğan ağa? Sana öptürdüğü yumruğu bizim başımıza çaldı. O gece bastırdığı konak Çandarlı konağıydı, bildin mi? Bu nasıl iştir paşam? Aklım hafsalam almaz. Ne hasımlığı belli, ne dostluğu. Her şey apaçık ortada Doğan ağa. Mehmet bana der ki, sadrına azamlık verdim ama bir nefesimle tuzla buz ederim. Bunca şeyi sinemize mi çekeceğiz Halil Paşa'm? Benim sineme çekecek avuzarım kalmadı. Artık ne icap ederse o olacak. Kazanın altındaki ateşi söndürmeye bir tas su yeter. Destur ver, yıkalım kazanı. Hatırlatalım Mehmet'e kimin sadrı genişmiş.
Biz töre gittik. Mehmet'in iktidar tacını takmasına rıza gösterdik. Lakin artık o törenin hükmü kalmadı. Merak etmeyesin. Artık o tahttan inmenin vakti geldi. Nasıl? Mehmet ocağa geldiği gün kılıçlarımızı ayağı altına aldıydı. Bizi elini öyle öptürdüydü. Daha da mı mümkün olmaz? Karaman Seferi'nin eli kulağında. Bugünü yarını yok, haberi gelir. Ya sonra? Mehmet Karaman Seferi'ndeyken Şehzade Ahmet'i alıp tahta oturtacağım. Siz de dönüş yolunda ki şayet dönebilirse kazanı devireceksiniz. Hani Tuğrul Bey'in kellesi de tam vaktinde geldi paşam. Gelmese ne olacaktı? Sonunda Sultan Mehmet benim sözüme gelip sefere çıkacaktı zaten. Her şey iyi iyi de. Hani sen payitahtta kalacağım dediydin. Sefer geldi çattı. Ne olacak? Ne o? Ben siz sefere çıkmak istemedin mi İshak? Etme paşam. Cenk'ten kaçtığımı cihan işitmemiştir. Ama Ahmet'in tahta çıkma meselesi. O nasıl olacak şimdi? Sen onunla kafa yorma. Sefere git. Döndüğünde Sultan Ahmet Han'ın elini öpersin. Ama ihtiyatlı ol. Karaman'ı da unutma. Osmanoğlu'nun toprağına ayak basmak neymiş onlara göster. Gözünü de kurçudan ayırma. Olur da bir gaflete düşer. Maazallah başımızı yerden kaldıramayız. Bir payitahtta iki sultan karşı karşıya kalırsa çok kan akacak. Çok. Geldiniz paşam. Hayır olsun, bir sıkıntınız mı var? Yüreğim aktarılır, başım döner. Halsizlik, takatsizlik bitirdi beni hekim başı. Bana bir çare. Ilık süt yulaf. Taze meyve de bu işi görür. Telaş buyurmayın paşam. Ateşiniz var mı? Yanarım haviye çukuru gibi. Allahümme acirna minen nar. Sen beni bu ateşten kurtar. Üşütmüşsünüzdür. Zerdeçal, zencefil o işi görür. Müsaade buyurursanız bir ateşinize bakalım. Ateş yok. Bak. Allah Allah. Allah Allah. Nabız da münasip. Yediğiniz içtiğiniz bir şey dokundu zarar. İştahım yok, kurudum. Ağzımdan bir şey girmez, eridim. Medet be Adem. Bir bakalım. Bir şey varsa saklama benden. Sıhhatimin vaziyeti nasıl? Gizleme benden. Maşallah turp gibisiniz paşam. Hastayım ben hekim başı. Hüsnü kuruntunuz paşam. Ben hiç sizin kadar sağlıklı bir hasta görmedim. Telaş buyurmayın. Hastayım dedim sana. Hasta. Anlamaz mısın? Hem de çok hasta. Ahvalim takatim yerinde değildir. Hekim gözetiminde kalmam gerek. Öyle mi hekim başı? Hafazan Allah. Karaman yollarına revan olursam
Yüreceğim bu meşgaleyi kaldırmaz. Öyle mi? Öyle mi? Öyle paşam. Niye? Herkes bu meseleyi böyle bilecek. Öyle mi? Öyle paşam. Aferin. İşte böyle. Şimdi dön arkana. Ağzını ketum, çeneni kapalı tutacak bir ilaç yap kendine. Onu bol bol iç, bol bol iç. Yoksa hafazan Allah, çenen düşerse akıbetinin şifası bende bile yok. Tamam paşa. Kurtçu, hünkârımız merak eder. Her bir şey hazırdır paşam. Gidiş içinde, dönüş içinde bir eksiğimiz yoktur çok şükür. İyi, şükür, şükür, şükür. Miskale zerre hata işlemem bilmiş ol. Tertibini iyi kur, iyi tatbik eyle. Çünkü dün tahttan indirdiğimiz Mehmet aynı Mehmet değil. Ne bizim gözümüzde, ne de Yeniçeri'nin nazarında. Daha Kosova'da başbuğu Mehmet diye haykırdıkları ses kulağımda çınlar. Az buz yenilir yutulur lokma değildi. O dünkü Mehmet değilse biz de dünde kalmış değiliz paşam. Evelallah işin üstesinden geliriz. Kurtçu, bu işe olmaz diyecek. Mehmet'in önüne bent olacak bir Adem evladı var mı ocakta? Bir ortağı vardı. Birazdan onu da kum gibi ezeceğim. Ne oldu ki? Ortağılardan Mustafa. Hı. Hani Şakalos tüfeklerinden vazifeliydi Kosova'da. Bildim, bildim. Hı. Haremde biriyle görüşürmüş. Birazdan onun da yakasını, paçasını yırtıp düşkünler kervanına katacağım. Bir ömür bu dertle yansın, tütsün. Dur. Harem mi dedin? He ya. Kimmiş, neciymiş? Bir malumatın var mı? Adını sanını bilmem ama Hala Sultan'ın kalfasıymış. Hala Sultan. He ya, Hala Sultan. Mustafa'ya elleşme. Niye paşam? Töreyi çiğneyenin bu ocakta piştiği nerede görülmüş? Elleşme. Biz Şehzade Ahmet'i haremden nasıl çıkartırız diye düşünürken fırsat ayağımıza geldi. Fırsatı tepmek olmaz. Şakaloz Mustafa bizim hareme giriş anahtarımız. Görüştüğü hatunu bul getir. O da bize Şehzade Ahmet'i getirecek. Paşam. Ne? Orta ağalardan Bektaş geldi. Gelsin. Bektaş ağa. Buyur gel. Gel sofraya. Estağfurullah paşam. Ya geç. Seninle bir tuz ekmek hakkımız olmasın mı? Buyur. Ye. Ekmeğimizi hep Kurtçu Doğan'la bölüşecek değiliz ya. Doğan ağamız yerse hepimiz doyarız paşam. Tabii. Kurtçu Doğan yer, siz hamd edersiniz. Bektaş ağa, sen hiç gece kafanı yastığa koyarken niçin açar yattığını düşündün mü? Biz biliriz ki kimin tok olması gerektiğini sen bizden iyi bilirsin paşam. Bizim yerimize de düşünürsün. Kurtçu Doğan uzun süredir Yeniçeri ağası. Bundan mütevellit namı gibi kurttur. Ama bilir ki
ormanda yaşlanarak ölen kurt görülmüş şey değildir. Ama paşam. Lafımı kesme. Aa, ye. Bak ne söyleyeceğimi unutturdun bana. Ya, Kurtçu Doğan. Mehmet'i daha önce tahttan indirdi. Murat Han affetti. Ama artık böyle bir şansı yok. Bu sefer kim ne edecek ki Doğan Ağa'ya? Ahmet birkaç seneye serpilir. Tahta geçip abisini öldüren, iki kez tahttan indiren Kurtçu Doğan'ı affeder mi? Affeder mi? Etmez. Peki Kurtçu Doğan'ı affetmeyen Çandarlı'yı affeder mi? Etmez. Ekmek üzerine and olsun ki paşam, yolun yolumuz, tören töremizdir. Aferin Bektaş. Tez anlarsın, iyi dinlersin. İyi. Şimdi bir an evvel Ahmet'i tahta oturtup Evren Asoğlu'nu da bertaraf etmek gerek. Allah'ın izniyle kırar geçeriz paşam. Bektaş, Evren Asoğlu Ali önündeki ekmek midir ki kırıp geçeceksin? Benden ne dilersiniz paşam? Ormanda yaşlanarak ölen ilk aslan olmanı. Kılıcımızın köreldiğini kimden duyduysan yalan söylemiş. Hiç şüphem yok. Kılıcın hep kesti yine keser. Ama kalem her daim öndedir. Bunun sırası töreye göre değişir Çandarlı. Ben de bunu derim. Geldiğin yerde pusat konuşurdu, buradaysa kalem. Payitahtta bir nizam ve intizam var. Her şey yerli yerinde yapılır. Kaidesi, geleneği neyse öyle işler. Uzatma. Geldiğim yerlerde herkes kısa konuşur. Ekabirini yanında getirdiğin akıncıları derim. Dizginlesen iyi olur. Dizginleseler atları deli olmazdı. O vakit akıllandır. Bilsinler. Payitahtın nizamı, intizamı sultanımızın Yeniçeri kulları tarafından sağlanır. Sultanımızın yaptığı topçu ocağına akıncı delilerini göndermişsin. Bundan bizim haberimiz olsaydı biz zaten gerekeni yapardık. Sen gereğini yapacak olsaydın sultanımız beni çağırtmazdı. Şimdi önümden çekil, gölgemde itip gitme. Evrenosoğlu Ali'yi halletmek için bir hal yol bulabildin mi? Buldum, lakin siz ne dersiniz bilemedim. Bir anlat, dinleyelim. Dediğiniz gibi sarayda kırıp geçmeye kalksak çok yarenimizin kanı akacak. O sebepten biz içeri giremiyorsak Evrenosoğlu'nu dışarı çıkaralım derim. Yani? Evrenosoğlu belli ki Sultan Mehmet'ten öğüt almış. Topçu dökümhanesine pek bir emniyet gösterir. Eğer oraya bir baskın verirse... Yaşına başına bakmaz, dökümhaneye gider dersin. Tabii siz destur verirseniz paşam. Biz sana aslan ol dedik, sen tilkilik edersin. Paşam, ben... Ama hesabın sağlam. Tilkilik etmenin hakkını verirsin. Önemli olan hedefe varmaktır. Meseleyi nihayetine erdirmektir. Geç kalmadan... Bir an evvel işine koyul. Baş üstüne başım.
Sultanahmet'i ver Ali Bey. Hainler! Alçaklar! Tahta oturtmak istediğiniz günahsız Ahmet orada bak. Bunun hesabını Sultan Mehmet'e vereceksiniz. Madem şehzade öldü, bu odadan kimse canlı çıkmayacak. Sultanın üzerine sultan mı getirirsiniz? Bey töresizler! Bey hainler! Ocağa geldik, yoksun. Topçu ocağa basılır, yoksun. Saraya girerler, gene yoksun. Gün bitti, ay doğdu. Kurt burada. De bana Çandarlı. Çakal kim? Nerede?